Herkese merhaba, ben Buse, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi beraber Damla Kemal Üniversitesi'ni turlayacağız. Yurtlar bu tarafta. Gösterebilir misin? Şuralar full KYK yurtları. Ve direkt dönüp şuradan orta kapıdan giriş yapabiliyoruz. Ortadan girdiğim için ortadan gezmeye başlayacağız. Burası okulun orta tarafı. Bu şekilde genelde derslere buradan çıkıyoruz. Buradan çıktığımız zaman direkt yabancı dillerin oraya çıkmış oluyor. Bir de şu kapıdan girdiğimizde direkt bu şekilde de gidebiliyoruz. Buradan da İlahiyat Fakültesi'ne ve spor salonuna gidiş daha kolay oluyor. Biz şimdi buradan gideceğiz çünkü spor salonunu da göstermek istiyorum. Şurada spor alanı var. Genelde besleciler falan burada koşuyor. Ağır şenlikleri de burada yapılıyor çünkü bayağı büyük bir alan. Hani öğrenciler yürümek istediğinde yine onlar da gelip burada yürüyebiliyorlar. Size komple spor salonu. İçinde yüzme havuzu var, işte fitness var, boks gibi ekstra alternatifler de var. Dün yüzme havuzuna girdim, orada birkaç görüntüm vardı, onu da koyarım buraya, görürsünüz. Yabancı Diller Yüksekokulu var. Bugün onların sınavı olması gerekiyor. O yüzden biraz kalabalık hatta. Çok öğrenci var. Biraz daha yukarı çıktığımızda şurası Hukuk Fakültesi. Şu tarafta en üstte de Fen Edebiyatı kalıyor. Oraya doğru şimdi gideceğiz. Şimdi bu tarafta Hukuk Fakültesi var. Aynı zamanda Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi de burada. Ders işliyorlar beraber. Veterinerliğinde birkaç dersi burada işleniyor. Önceden Fen Edebiyat'ta işleniyordu. Hatta dekanlık orada hala. Ama derslerimiz buraya alındı. Burada da Fen Edebiyat Fakültesi ile Veterinerlik Fakültesi var. Alt katta işte iki kat laboratuvardan oluşuyor. O laboratuvarlarda da genelde şu an veterinerler var. Kampüs kız öğrenci yurdu var. Sadece kızlara özel. İçinde spor salonu, yüzme havuzu gibi ekstra şeyleri de var. Dışarıdan da öğrenci girip yine kızlar olmak üzere orada sportal aktivitelerden de yararlanabiliyorlar. Ama biraz ücretleri bir tık pahalı çünkü özel bir yurt. Ama içerisi gerçekten güzel. Avantaj tabii ki de kampüsün direkt içinde olması. Fen Edebiyat Fakültesi'nin hemen karşısında. O çok güzel. Şimdi beraber tıp fakültesine doğru çıkacağız. Tıp fakültesinin hemen yanında da hastanesi var. Oralara da bakacağız. Zaten o rektörlük binası Tekirdağ'ın her yerinden gözüküyor. O kadar uzun ki ve tepede ki. Sonra bu tarafta tıp fakültesi var. Tıp fakültesiyle beraber sağlık yüksekokulu galiba. Hepsi burada diye biliyorum. Biraz sonra bakıp tam söylerim. Şurada da tıp fakültesinin işte sağlık yüksekokulunun şeyleri var. Hastanesi var. Tıp fakültesi burada, hastanesi burada. Yakını çok güzel. Rektörlük binası. Gördüğünüz gibi çok büyük. Konferans salonu var içerisinde. Böyle konferans gibi etkinlikler burada yapılıyor. Bir de Fen Edebiyat Fakültesi'nin içinde bir tane büyük konferans salonu var. O tip şeyler bu ikisinde gidip geliyor. Bir de kariyer fuarı falan oluyor dönem başlarında, sene başlarında. Onlar da yine rektörlük binasında yapılıyor. Sosyalleşen
merkezi var. Sosyal yaşam merkezinin içinde birkaç tane derslik bulunuyor. İşte bilgisayar sınıfları var ama en önemlisi yemekhane burada. Aynı zamanda bir tane de okula ait fitness salonu var. Kermesler de burada yapılıyor. Yemekhanenin olduğu kısımda. Birkaç tane işte kariyer fuarının bir kısmı rektörlükte açılıyorsa bir kısmı da gelip bu tarafta açılıyor. Aynı zamanda da içeride yemekhanenin dışında bir iki tane böyle oturabileceğiniz kafe tarzı. İşte öğlen atıştırmalık bir şeyler yiyebileceğiniz böyle birkaç kafede bulunuyor. Bir de şu tarafta işte sahalar var, basketbol sahası falan. Ve minik aktiviteler için burası da elverişli. Şimdi burası orman kısmı. Bunun içinde böyle büyük bir tane orman kadar gidiyor. Gerçekten oldukça böyle büyük bir orman. Hemen de Ziraat Fakültesi'nin yanında bulunuyor. Ziraatçılar gidip orada böyle birkaç ders falan da işliyorlarmış diye duydum. İşte bayağı aktif yapıldı. İşte kamelyalar var. Piknik için dışarıdan insanlar da gelebiliyor. Ama onun girişi tabii ki de okulun içinde değil. Dışarıdan da bir girişi var. Aktif bir şekilde bu ormanda kullanılıyor. Hakkında da sürekli efsaneler dönüyor. Ben ilk geldiğim sene işte 5 yıl falan oluyor benim buraya geleli. Ve her seferinde o zamandan bu bina yapılmaya başlanmıştı. Bir türlü bitmiyor yapımı. Efsanelere göre kimi kütüphane olacağını söylüyor, kimi diş hekimliği fakültesi olacağını söylüyor. Diş hekimliğinin dekanlığı var kurulu sosyal yaşam merkezi içerisinde. Ama hala böyle daha öğrenci almaya başlamadılar. O yüzden hani ikisi de olabilir, ya diş hekimliği fakültesi olacak ya kütüphane. Biz de merakla bekliyoruz. Şimdi beraber ormanın içine doğru gireceğiz sizinle. Bahsettiğim kamelyalar bunlar böyle çok tatlı oluyor ama bunlar ücretli. Ormanın böyle bu tarafında yine böyle kamelyalar olduğu için ücretli diye biliyorum. Aynı zamanda arabayla girişlerde de ücret alınıyor. Şeydeysen eğer dışarıdan geliyorsan. Bu ormanın sağ tarafı, sol tarafında da şeyler var. Yine böyle banklar var. Ama onlar böyle kamelyalı banklar değil, normal banklar. Onlar ücretsiz. Orayı ücretsiz bir şekilde öğrenciler de, gelen insanlar da kullanabiliyor. Aynı zamanda işte tuvalet falan gibi şeyler de var içeride. Öyle. Çocuklar için park. Aynen, çocuklar için oyun parkı da bulunuyor şu ileride. Gayet güzel büyük bir orman bence. Mangal falan yapımına da izin veriyorlar. Bisiklet de sürülebilir. Aynen. İşte arkadaşlarla geldiğinde gayet keyifli bir vakit geçirilebilecek bir yer haline geliyor. Ziraat Fakültesi. Ziraat Fakültesi üniversitenin kurulan ilk fakültesi olması lazım. Bu yüzden oldukça büyük gördüğünüz gibi fakülte ve içerisinde çok fazla bölüm var. İşte ne bileyim bahçe bitkileri olsun, işte başka bir tek onu biliyorum şu an. Onun içinde bir sürü bölüm var kısacası. Ondan sonra bu yüzden iki tane blok halinde. Bu gözüken tamamı bir blok. Bir de bir blok da arka tarafta var. Ziraatin kendine ait kocaman da bir tarlası var. Aynı zamanda da işte yanında da ormanı var. Tarlayı falan da göstereceğim. Bu biraz önce size gösterdiğim tamamen işte Ziraat Fakültesi B blokmuş. Şurası da fakültesinin A bloğu. Burası da B bloğu. Genelde dersler şu an burada işleniyor. Burası eski fakültesi. ÖSYM binası da dahil buraya. İdari Bilimler Fakültesi. Aynı zamanda bu binanın alt katı da kütüphane olarak kullanılıyor. Böyle bayağı da büyük, güzel bir kütüphane bence, iki katlı. Ama vize final dönemlerinde tabii ki sıkıntı oluyor, yetmiyor. Ayçiçek Çocuk
evi var. Anaokulu gibi bir şey. Burada kim kalıyor bilmiyorum. Sanırım hocaların çocukları. Galiba evet, hocaların çocukları kalıyor sanırım. Tam emin değilim ama. Şöyle alayım. Türkiye var. Sonra da uygulama oteli var. Uygulama otelinde de işte yine büyük ihtimalle hocalar kalıyor sanırım. Evi hani ilk atananlar falan mı? Ya da mesela çocuklarını üniversiteye getirenler bir gün iki gün kalabiliyor diye biliyorum. Evet, misafir olarak da alabiliyorlar sanırım. Onun için hani böyle lazım olur diye bir uygulama oteli var. Yan tarafta da kampüs kafe var. İşte ders aralarında öğrenciler falan buraya gelebiliyor rahatlıkla. Şurası da Ziraat Fakültesi dekanlık kısmı. A bloğun önden gözükmüş hali. Aynı zamanda Türk Müziği Devlet Konservatuarı falan da burada. Burada da şey var. Neydi bunun adı? Cam kafe, kitap salonu diye geçiyor ama genelde ders çalışmak için geliyor öğrenciler. Burada da kitap salonu var. Ve mescit var. Aynen, mescit falan var aşağıda. Öğrenciler ders çalışmak için genelde burayı kullanıyor. Üst tarafta açık oluyor. Rahatlıkla kullanabiliyoruz. Bir de burası sesli bir şekilde ders çalışabileceğimiz bir ortam olduğu için işte çizim yapan mimarlar olsun, görsel sanatlardakiler olsun, daha çok tercih ediyorlar burayı. Sınav haftası boyunca 7-24 açık. Kütüphane de öyleydi. Ama şu an buna kadar açık. Tekrar değişebilir belki, bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar. Burası İlahiyat Fakültesi'nin merkeze giden ana otobüsler durak koyulmuş buraya. Buradan bekleyip otobüslere ulaşabiliyorsunuz. Daha sonra da ilahiyat fakültesi burada. Bina biraz eski fakat 2006 yılında açılmış bölümümüz. Daha sonrasında içerisinde mescidimiz, konferans salonu, bilgisayar odası gibi yerler var. Bu şekilde. Bize bir ilahiyatçılar ilahiyat fakültesini anlattı. Teşekkür ederiz Zehra. Şimdi beraber Çamlıkafe'ye gidiyoruz. Rica ederim. Tamam. Burada Çamlıkafe var. Burada birkaç tane daha fakülte var. Aynı zamanda işte ilahiyat fakültesi var. Hepsi genelde kafe olarak Çamlıkafe'yi kullanıyor. Burasının işte Çamlıkafe'nin yanında böyle orman tarzı küçük bir orman da var. İçinde yine banklar falan var. Öğrenciler o yüzden tercih ediyor. Daha çok işte içecek tarzı şeyler çıkıyor. Aperatif, böyle büfe gibi bir yer. Fast food tarzı. Bilimler, bilimler meslek yüksekokulu var. Bir de spor bilimler fakültesi var. Güzel banklar falan koymuşlar öğrencilerin oturması için. Ve bence bayağı tatlı, güzel bir yer olmuş. Şurası Ziraat Fakültesi. Hemen Ziraat Fakültesi'nin böyle altında da böylece komple Ziraat Fakültesi'ne ait bir tarla var. Genelde öğrenciler buraya iniyor, çapa falan yapıyor. Biz izliyoruz bazen. Böyle her birinin üstün başlıkları falan oluyor böyle direkt bir şekilde. Dikiyorlar direktle. Ondan sonra öyle. Burası da yani Ziraat Fakültesi'nin çalışma alanlarından biri. Tarlaları. Ringi. Böyle okulun içinde birkaç tane ve bu şekilde duraklar var. Ringler işte yarım saatte bir, bazen 45 dakikada bir falan geliyor. Öğrencileri alıp okulun içinde böyle işte tur attırıyor. Gideceği yere götürüyor. Götürmek için. Ringler ücretsiz oluyor. İşte öğrencilerin böyle yararlanması için konulmuş küçük otobüsler. Burası da üniversitenin ana giriş ve çıkış kapısı. Buradan direkt işte değirmen altı olan üniversitenin öğrenci caddesine gidebiliyorsun.
Üniversitemizin meşhur ana girişi. Böylece de okul turlamayı tamamlamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.